Selam abla, ne haber? Dur biraz. Çok terledim, üstümü değiştireceğim. Annem salonda. Yeni hocanla birlikte seni bekliyor. Yeni hocam mı? Sakin ol, tamam mı? Annem her şeyi öğrenmiş. Akılsızca bir şey yaparsan Salih'in başını yakarsın. Dikkatli ol. Abla ne diyorsun sen? Neyi öğrenmiş? Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Hadi git. Sıcak poğaça pişirdim. Çayla ye. Of, en sevdiğim şey. Çok iyi. Dün Salih'le beraber okuldan kaçtığınızı biliyor. Kaçmadık. Ben Meral'le... Zeynep, kes artık. Salak gibi davranıyorsun. Ben çocuk için üzülüyorum. Çok iyi bir öğrenci. Doğru durmazsan onun hayatını mahvedeceksin. Bak, aklını başına topla. Koca Karadağların kızı yanaşmalarının oğluyla. Olacak şey mi hiç? Onu düşünüyorsan çeneni kapat, derslerinle ilgilen. Bir üniversiteye kapağı at. Belki böylece kendi istediğin gibi yaşama şansın olur. Yoksa benim gibi böyle bütün gün evde dolanarak geçirirsin hayatını. Hadi, hadi yukarı, annem bekliyor. Hangi bölümü istediğine bağlı. Puanları da yeterse. Ah, inşallah, inşallah. Buyurun, fırından yeni çıktı. Çaylar da geliyor. Teşekkürler. Hah, Zeynep de geldi işte. Gel kızım, bu Pınar Hoca. Üniversiteye hazırlık derslerinde üstüne yokmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın Zeynep? Çok mersi. İzninizle ben üzerimi değiştireceğim. Zeynep, hocan sabahları kaçta gelsin kızım? Onu da kararlaştıralım da. Öğleden sonra demek istediniz herhalde. Sabah dedim yavrum. Beni işitmedin mi? Sabahları okula gidiyorum anne. Artık okul eve geliyor. Yollarda vakit kaybetmene hiç gerek yok. Hayır anne. Okula gitmeme engel olamazsın. Zeynep. Kes ağlamayı. Bak beni dinle. Dediklerini yapmazsan Salih'i Antalya'ya amcasının yanına gönderecekler. Annem Fatma ile konuşmuş. Senin tutumuna bağlı olarak karar verecekler. Ya burada liseyi bitirecek ya da okulun bitmesine 2 ay kala yabancı bir yere. Evinden, ailesinden uzağa savrulup gidecek. Ve daha da kötüsü, üniversite için hiçbir destek almadan. Seymen duyarsa bir daha onun yüzüne bile bakmaz. Nerede kaldı okutmak? Beni eve mi hapsetmek istiyorsunuz? Sınavlara kadar dişini sık. Salih'i düşün. Ne yaptık ki biz? Suçumuz ne? Unutursun bir tane. Ağlama. Daha küçüksün. Daha doğruyu yanlışı bilmiyorsun. Birlikte ne geleceğiniz olabilir ki? Her şeyi tepip gitsen bile bir gün aranızdaki uçurum sizi yılan gibi sokar. Geçmişteki ezikliğinin acısını senden çıkarır. Her şey için seni suçlamaya başlar. Sen de onun gömleklerini yıkadığında kalırsın. Bırak, bırak çocuk geleceğinden olmasın. Senin paran var, pulun var. Dünya kadar mal kalacak. Onun nesi var? Okuyamazsa elinde ne olacak?
Ne çiziyorsun gelin abla? Meydanı çiziyorum. Sabahları ne güzel görünüyor değil mi? Ben bilmem ki ablacığım. Kız ne var bilmeyecek. Güzelse güzeldir işte. Herkes uyuyor galiba. Yok, Amer kendin işe gitti. Onu biliyorum Asya. Ağanla aynı odada kalıyorum herhalde. Sümbül anne mahretliğine gitti erken de. Dilara abla yatıyor. Hayriye ablaya Memo abiye istediler. O mutfakta ağlıyor. Zeynep abla dün geceden beri hep yatıyor zaten. Asya neler dönüyor sabah sabah? Ay bir komikti ki ablacığım. Hadi önce git Zeynep'i uyandır da sonra anlatırsın. Okula geç kalacak. Seslendim tınmadı. İçeri girdim. Dürttüm gözünü bile açmadı. Okuldan sonra bir yattı. Yatış o yatış. Zeynep! 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 Hap almış. Dilara'yı uyandır çabuk. Memo aşağıda mı? Memo! Hayriye! Fatma! Arabayı çalıştırın çabuk! Memo! Fatma abla! İlaç almış çabuk. İlaç mı almış? İlaç almış. Ne oldu? Ver bana gelin abla. Ne oldu Zeynep? Anne abla! Zeynep aç gözlerini. Ablacığım aç gözlerini. Fatma abla! Zeynep! Çabuk! Aç! Hadi hadi! Çabuk arabaya çalıştın çabuk. Arabaya, ne oldu? Çabuk. İlaç çabuk. Al. Seymen'i arayın. Hadi kapıyı aç. Hadi. Hayriye çocuğa bakın. Hadi hadi. Gel ablacığım. Zeynep teyzen düşmüş. Bizim kanıtmış. Bir şey yok. Buyurun gidelim hanımefendi. Sakin olun. Sakin olun. Gelin bu odaya. Tamam abi. Sermet gel. Kusura kalma. Melek teyze Sümbül anneyi bir çağırsan. Geç yavrum geç, kahvaltı ediyoruz. Ne oldu Sermet? Sümbül anne Zeynep hanım rahatsızlanmış, seni hastaneye götürecek. Ah ne nasıl rahatsızlanmış? Bir şey yok, midesi bulanmış. Memo abi aradı, azıcık geliversin dedi. Ayşe ben de gidiyorum. Hırkamı çabuk. Bahar. Ölmedi değil mi? Hayır. Midesini yıkadılar. Daha kendine gelmedi. Çok zaman geçmiş olabilir. 8'de bulduk. Buraya gelmemiz, midesini yıkanması falan 8:30 oldu. Neden peki? Öldü değil mi? Onun için ağlıyorsunuz değil mi? Benim yüzümden öldü. Ölmedi kul. Tamam. Benim yüzümden öldü. Öldü anne. Ağlama. Öldü. Yok abla. Bekliyoruz. Ayılmadı daha. Seymen. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap Seymen. Hep senin yüzünden. Zeynep senin yüzünden intihar etti. Tamam gel. İntihar mı etti? Anne. Hanım. Hanım.
Süleyman. Anne. Kendisine geldi. Çok şükür. Görebilir miyim? Salih. Zeynep seni görmek istiyormuş. Salih. Ona burada olduğumuzu söyle. Ne oluyor han? Bir şey yok Bekir. Onlar çok iyi arkadaş. Hani insan morali bozuk olunca bir arkadaşına içini dökmek ister ya. Tamam sakin olun. Bakın önemli olan yaşaması, kendine gelmesi. Öyle değil mi? Her şey düzelecek anne. Olanları biliyorum, Dilara anlattı. Onun iyiliği için uğraştığınızı da biliyorum. Kendinizi hırpalamayın ne olur. Hepimizin çok sağlam olması lazım. Size bir ilaç versinler.